Emredersiniz efendim. Gelsinler bakalım. Alın içeri. Gözünüz yollarda kalmıştı Tarık. Hoş geldin. Hoş gelmedim. Gelemedim ama hoş gideceğim inşallah Agah Bey. Bakacağız. Kısmet. Allah bilir. Bu iş artık çığırından çıktı. İnsan içine çıkacak hale gelsin diye bir hafta bekledik. Bak, oğlumun hali. Oğlunun eseri. Yanlış. Aç bakayım ağzını. Aç aç. Hasar var. Biraz hasar var. Ama bir yanlışın var. Oğlunun bu hali oğlunun eseri. Agah bak, benim oğlum... Senin oğlun benim kızımın yolunu kesti. Benim oğlum da ağzının payını verdi. Daha fazla lakırdıya lüzum var mı? Yok. Fitili ateşleyen bizim taraf değil. Sizin taraf oldu. Şimdi elinizdeki o benzin bidonlarına sakin sakin yere indireceksiniz. Yoksa... Bizim oralarda adettir Tarık. Pire yorganla yakılır. Ben bunca yıllık hukukumuz hatırına oğlumu alıp senin ayağına kadar geliyorum. Sen güle oynaya bizi tehdit mi ediyorsun Agah? Tehdit yok. Tehdit yok. Gerçek var. Bak. İyi bak. Gerçek bu. Hakikat. Ha. Eğer sen bu hakikati beğenmiyorsan... O zaman önce kendi hakikatini değiştireceksin. Oğlunu adam edeceksin, adam! Pusu kırıp kızımın yolunu kesip... Ben sizin kızınızın yolunu... Kapa çeneni! Büyükler konuşurken küçüklere bek düşer. Eğer babandan duymadıysan benden duymuş ol. Erkeklik mi bu? Ha? Bir adamı dokuz kelle başa dövdürmek, adamlık mı bu, ha? Bir şoför için bu kadar ağır konuşmak biraz fazla olmuyor mu Agah? Biz seninle yıllardır aynı muhitin insanlarıyız. İkimiz de babayız. Benim muhitimin adamı, benim kapımı destursuz çalmaz Tarık.
Bak sizin muhitte bu işler nasıl olur bilmem. Benim muhitimde kapımda ekmeğimi yiyen bendendir. Şimdi tut bebenlerinden, kal sağlıcakla. Ha bak Tarık, ne diyeceğim sana? Sen önce bir baba olmayı öğren de sonra oğluna adam olmayı öğretirsin. Şimdi çık dışarı. Babaymış. İskele babası. Bir kıytırık şoför için ezdi bizi. Yedik dayağı oturduk. Bu kadar mı yani, hesaplaşmayacak mıyız? Bu hesap artık babalar arasında.